Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz şimdi 11 sınıfta tork konusunda kaldığımız yerde yani örneklerimizden devam edelim Şimdi o noktasına serbestçe dönebilen diyor yani dönme noktamız olarak neresini almış o noktası etrafında bu adam dönebiliyormuş Bir çubuğumuz varmış Buradaki 3F kuvveti bu çubuğu tek başına ne yapabiliyormuş dengede tutabiliyormuş o zaman bu kuvvet tek başına dengede tutabiliyorsa diyor O zaman hangi kuvvetleri yine bu çubuğu tek başına ne yapabilir dengede tutabilir Şimdi 3F kuvvetimiz bu kuvvetimiz O noktasına göre ne yapıyor? Bir tork etkisi var. Nereye doğru döndürmek istiyor çubuğu? Yukarı doğru döndürmek istiyor. Ve çubuğun burada uyguladığı kuvvetin uyguladığı tork etkisi ne kadar? Kuvvetimiz 3F. E dönme noktasına olan uzaklığı da ne kadar? Bir birim. Ben şu her bölmeye D O zaman 3F delik tork var. O zaman demek ki bizim kuvvetimiz yukarı doğru 3 hefte ile döndürmek istiyorsa çubuk ağırlığından dolayı yani şu çubuğun ağırlığını aşağı doğru alırsam ağırlığından dolayı G dersem demek ki çubuk ağırlığından dolayı aşağı döndürmek isteyen tork etkisi de ne olmak zorunda? 3 hefte eşit olmak zorunda. Çünkü denge şartı olarak ne diyorduk? Toplam tork sıfır, toplam kuvvet sıfır. O zaman 3 hefte kuvvetimi yukarı döndürmek istiyorsa ağırlığımın torku da aşağı doğru 3 hefte olsun ki birbirini ne yapabilsin? Dengeleyebilsin. Peki buna göre şu 2F kuvveti tek başına dengede tutabilir mi? E de tek başına dengede tutabilmesi için ne olması lazım? Uygulaması gereken torkun ağırlığın torkuna yani 3F ne olması lazım? Eşit olması lazım. Yalnız şu 2F'in torku ne kadar olacaktır? E kuvvetimiz 2F dönme noktasının dik uzaklığı ise ne kadar olacaktır? Bunun 2 bölümü olacaktır. Dolayısıyla bu 2F'in tork etkisi ne kadar olacak? Kuvvet 2F çarpı 2 dden 4F olacaktır. E çubuğun torku ise ne kadar da ağırlığın torku 3 fdeydi O zaman bu kuvvetin torku ağırlığın torkundan büyük olduğu için bu 2F'li kuvvet çubuğu ne yapacaktır? Yukarıya doğru döndürecektir. Yani sistemden orada kalacak mıdır hayır kalmayacaktır Peki şuradaki F kuvvetine bakalım. E şimdi bu F kuvvetinin dengelemesi için ne F'in torku ne olması lazım? Ağırlığın torku ne eşit işte olması lazım? E F kuvveti ne yapmak istiyor? Çubuğu yukarı döndürmek istiyor. Peki ne kadarlık bir döndürme etkisi var? Yani tork etkisi ne kadar? Kuvvetimiz F e dönme Noktası olan dik uzaklığına bakarsak bu dik Uzaklığı da şu mesafe yani kaç bölüm olacak? 3 bölüm olacak. Dolayısıyla bunun torku ne olacak? Kuvvetimiz F dönme Noktası dik uzaklığı 3F'te olduğu için 3F'lik tork var. E ağırlığın torku da 3 Yani o zaman şu F'li kuvvet ne yapabilecek? Bu çubuğu dengede tutabilecek. Peki 3 bölü 4 f'e baksak. E şimdi 3 bölü 4 f'de ne yapıyor çubuğu? Yine yukarı doğru döndürmek istiyor. Peki ne kadarlık bir tork etkisi var? E kuvvetimiz 3 bölü 4 f. E çarpı dönme noktası olan dik uzaklık. E dönme noktası olan dik uzaklığı ne kadar olacak? 4 bölüm olacak. E çarpı 4 d dersek o zaman bunun torku da ne kadar olacaktır arkadaşlar? Yine 3 f olacaktır. O zaman bu kuvvetin torku da yine ağırlığın torkuna eşit olduğu için bu kuvvetle ne yapabilecek? Çubuğu tek başına dengede tutabilecektir. Peki şuradaki kuvvetimize baksak. Yani neye baksak? 3 bölü 5 EF'e baksak. O zaman bunun torku kuvvetimiz 3 bölü 5 F. Çarpı dönme noktası olan dik uzaklığına bakarsak dik uzaklığımızda kaç bölüm olacak? Çarpı 5 bölüm olacak. Dolayısıyla bu kuvvetin torku da neye eşittir? 5'ler sadeleşirse o da 3 F'de eşittir. Yalnız buradaki farkımız nedir? Şudur. Şimdi bu kuvvetin torku nereye doğru? Aşağı doğru. E zaten çubuğun ağırlığının torku da aşağı doğruydu. Çünkü bizim kuvvetimiz 3 fd'lik tork yukarı doğru dengeleyebiliyordu. Yani burada ağırlıkla bu kuvvet aslında ikisi de aynı yöne döndürmek istiyor. Dolayısıyla aynı yöne döndürmek istediği için toplam torku sıfırlama şansı var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla bu çubuğu tek başına tutabilecek olan kuvvetler nedir? f ve 3 bölü 4 f'lik kuvvetler ne yapabilir? Çubuğu tek başına dengede tutabilir. İkinci sorumuz özdeş karelerden oluşmuş şekildeki levha O noktasından serbestçe dönebiliyor. Yani dönme noktası olarak nereyi vermiş? O noktası vermiş. Levhayı 1, 2, 3, 4 kuvvetleriyle duygulanmış ve cisim ne yapmış şu levha? Şu anda dengede olduğuna göre hangi kuvvetler kaldırırsa diyor levha ok yönde döner. Şimdi sistem dengedeyse şurası benim dönme noktasımsa o zaman ne yapacaktır? Sistem atıyorum saat yönüne ter, dö, tersine döndürmek isteyenlerle saat yönünde döndürmek isteyenler torku nedir? Birbirine eşitlenmiştir. Çünkü dengedeyse denge şartı neydi arkadaşlar? toplam torkumuz ne olacak? Sıfır. E şu anda dengede ise o zaman herhangi bir kuvveti kaldırırsak ne olacaktır? O tarafın torkunu azaltacağız. Atıyorum ben bu tarafa doğru döndürmek isteyen bir kuvvetin torkunu kaldırırsam ne yapacak? Bu taraftaki tork azaldığı için sistem ne yapacaktır? Bunun ters yönde yani bu diğer tarafa doğru dönecektir. O zaman ben bu levhanın ok yönünde dönmesini istiyorsam ne yapmam lazım? O zaman torku bu okun ters yönünde olan bir kuvveti kaldırmam lazım. Mesela o noktasına göre şuraya göre F1 nereye doğru döndürmek istiyor? F1'in torku nereye doğru arkadaşlar? O dönme noktasına göre buradan uygularsak şu yöne doğru. Yani ok yönünün tersine doğru. E dolayısıyla ben F1'i kaldırırsam ne yapacağım? Bu tarafa doğru olan torku azaltmış olacağım. E bu tarafa doğru olan tork azalmışsa zaten dengedeydi. Demek ki diğer tarafa döndürmek isteyen torku daha büyük gelecek. Ve sistem ok yönüne döner mi? Evet döner. F1'i kaldırırsam olur. Peki F2'ye baktığınız zaman F2'nin uzantısı zaten nereden geçiyor arkadaşlar? Dönme noktasına geçiyor. Yani F2'nin zaten bir tork etkisi yok. O zaman F2'yi kaldırmak veya kaldırmamak zaten sistemin dengesi hakkında hiçbir şey ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Peki F3 nereye doğru döndürüyor? F3 nereye tarafa doğru döndürüyor? O noktasına dönme noktasına göre ok yönünde döndürmek istiyor. O zaman ben 3'ü kaldırırsam ne olur? Bu tarafa doğru olan yani ok yönüne doğru olan torku azaltmış olurum. Yani bu tarafa doğru dönme etkisini azaltmış olurum. E sistem şu anda denge değil. O zaman buraya doğru olan döndürmek isteyen kuvveti kaldırırsam sistem ne yapacaktır? Bunun tersi yöne dönecektir. Yani ben F3'ü kaldırdığım anda ne yapacaktır sistem? Bu yöne dönecektir. Yani ok yönünde değil ok yönünün tersine dönecektir. Dolayısıyla F3'ü kaldırmam lazım. F4'e baktığın zaman F4'e uzantısına baktığın zaman F4'e uzattığın zaman uzantısı nereden geçiyor arkadaşlar? O noktasından geçiyor. O zaman uzantısı da O noktasından dönme noktasından geçiyorsa bunun zaten tork etkisi nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yani kaldırmak veya kaldırmamak zaten sistemin dengesini ne yapmayacaktır? Bozmayacaktır. Peki F5'e bakarsak F5 ne tarafa doğru döndürmek istiyor? E dönme noktasına göre F5 kuvveti ne yapacak sistemi? Bu yöne doğru döndürmek istiyor. E ben bu F5'i kaldırırsam o zaman buraya doğru olan tork etkisi ne yapmış olacağım? Azaltmış yok etmiş olacağım. O zaman diğer tarafa doğru olan tork etkisi artacağı için sistem ne yapacaktır? Ok yönünde adamın istediği yönde dönecektir. O zaman benim F1 ve F5'i kaldırırsam sistem ne yapacaktır? Ok yönünde dönecektir. Üçüncü sorumuz ağırlığı P kadar eşit bölmeli bir çubuk. Şimdi arkadaşlar burada normal ağırlık merkezine daha girmedik ama sorularda şuna dikkat edin. Çubuk eğer türdeş diyorsa veya çubuk homojen cümlesini kullanıyorsa homojen veya türdeş demek ne demektir? Bunun kütle merkezinin yani ağırlık merkezinin o çubuğun tam ortasında olduğunu ifade eder. Ortasında. Şimdi bu çubuğun ağırlığı P kadar ama türdeş veya homojen hakkında bir bilgi verilmiş mi? Vermemiş. Yani bu çubuğun bir P'lik ağırlığı var. Ama nerede? Allah bilir. Nerede? işte şurada bir yerde herhangi bir yerde bir P'likte ne var? Çubuğun ekstra bir ağırlığı var. Şimdi diyor ki şekil gibi ne yapılmış? Bir destek üzerine konulmuş. Burada da ip bağlanmış. Ne yapıyor? Sistem dengede. Şimdi Ozan ne yapacak? Şu anda T ip gerilme kopma sınırındaymış. Yani şuna dikkat ederseniz toplam kuvvet sıfır olacağı için aşağı doğru ne var? İşte 2P'lik var, 3P var, e çubuğun ağırlığı P var, e buradaki P var, e aşağı doğru çeken ne var? İp, ip her zaman ne yapar? Çeker aşağı doğru. Aşağı doğru bir sürü kuvvet var. E bunun dengeleyen ne var arkadaşlar burada? Desteğin tepki kuvveti var. Ha desteğin tepki kuvveti ne kadar bilmiyoruz. Destek zaten yeterince sağlanmış. Onda bir sıkıntı kıntı yok. Sıkıntı nerede? İpte. Ozan ip kopma sınırında olduğuna göre demek ki şu andaki ipteki gelme maksimum derdi. Yani ben ipteki gelmeyi biraz daha arttırırsam ip kopacak. Ha Biraz azaltırsam ama kopmayacaktır. Dolayısıyla biz ipi sorguladığımız için Ozan diğer bilinmeyen olan desteğin tepkisini yok edeceğiz. Yani ne yapacağız? Nereye göre tork alacağız? Desteğe göre tork alacağız. Peki desteğe göre tork alırsam şuradaki P, işte çubuğun ağırlığı olan P, 3 plik P, şuradaki 2P ne yapıyor? Hepsi bu tarafa doğru döndürmek istiyor. E ip ise ne yapıyor sistemi? Diğer tarafa döndürmek istiyor. O zaman dengede olduğu için bunların toplam tork, ipin torkuna ne olmalı? Eşit olmalı. Diyor ki hangilerini tek başına yaparsam ip kopmaz. Şimdi L ile K'yı yer değiştirsem, şimdi L ile K'yı yer değiştirirsem 3P'yi ben ne yapıyorum? Buraya alıyorum. 2P'lik yükü de buraya alıyor. Şimdi... <laughs> L yani 3 pelik yükü ben bir bölme daha uca kaydırdığım için dönme noktasına uzaklaştırdığım için ne yapacağım? Döndürme etkisini yani torkunu arttıracağım. Ne kadar arttıracağım? E 3 plik bir yükü bir bölme daha uzaklaştırıyorum. O zaman 3 p çarpı birlik bir artış olacak torkta. Ama aynı zamanda ben ne yapıyorum? Buradaki 2 pelik yükü de bir bölme buraya getiriyorum. Yani yaklaştırıyorum. Yani tork etkisini ne yapıyorum? Azaltıyorum. O zaman buranın tork etkisi bir de azalacak. Ne kadar azalacak? 2 pelik yükü bir bölme kaydırdığım için bir p azalacak. Dolayısıyla ne olmuş olacak bu tarafın toplam torkunda? Bir plik bir artış olacak. E bu tarafın torku artıyorsa dengesi sağlamak için diğer tarafın doğru olan ipin torku da artması lazım. İpin torkun artması için ipteki gelmenin artması lazım. İp zaten sınırdaydı. Artma şansı var mı? Yok. Dolayısıyla ben bunu yaparsam ip ne yapar arkadaşlar? İpimiz kopar. Peki ikinci öncülü yapsak. Yani K ile M'nin yerlerini değiştirirsek. Bu sefer diyor ki K ile kimin yerini değiştir? M'nin yerini değiştir. Yani 2P'lik yükü al buradan buraya getir. Yani 2 bölme yaklaştır. O zaman ben buradan 2P'lik yükü 2 bölme yaklaştırırsam torku ne yapmış olurum? 4P azaltmış olurum bu tarafın torkunu. E, M'yi de al diyor ne yap? 2 bölme uzağı buraya taşı diyor. E, M'yi de oraya taşırsam onun torkunu da arttırırım. Ama ne kadarlık? E, P yükünü 2 bölme uzaklaştırdığım için 2P artar. Dolayısıyla toplam tork ne yapar arkadaşlar? 4 p azalır, 2 p artar. Yani toplam torkta ne vardır? 2 plik bir azalma vardır. O zaman bu tarafın torku azaldığına göre, e bunu dengeleyecek ipin torku da azalması lazım. İpin uzaklığı değişmediği için o zaman ben bunu yaparsam, ip gerilmesi ne yapar arkadaşlar? Azalır. E tam sınırdaydı. E şimdi biraz daha azaldığı için koparma hayır, kopmaz. Üçüncü öncül. L ile değiştir diyor. Yani şu 3P'lik yükle şu P'lik yükü kendi aralarında ne yap? Yer değiştir. E 3P'lik yükü ne yapacağım? Yaklaştıracağım. Ne kadar yaklaştırıyorum? Bir bölme yaklaştırıyorum. Dolayısıyla ben ne yapmış oluyorum? 3P'lik yükü bir bölme yaklaştırarak torkunu 3 p azaltmış oluyorum. E buradaki bir P'lik yükü de bir bölme uzaklaştırıyorum. Dolayısıyla buranın torkunda ne yapmış oluyorum? Bir bölme uzak. 1 P arttırmış oluyorum. Yani toplam torkta ne oluyor? Gene iki P'lik bir azalma oluyor. E bu tarafın torku azalıyorsa bunun dengeleyen ipin torku da azalacak. İpin torkunun azalması demek ip gelmesi ne yapması demek? Azalması demektir. O zaman ip gelmesi azalırsa ip ne yapmaz? Kopmaz. O zaman hangilerini yaparsak ip kopmayacak arkadaşlar? İkinci ve üçüncü öncülü yaparsak ipimiz ne yapmayacaktır? Kopmayacaktır. Dördüncü sorumuz. 20 ton ağırlındaki eşit bölmeli ve nasıl bir çubuk arkadaşlar türdeş. İşte türdeş veya homojen cümlesini koy veriyorsa mutlaka ne yap? Hemen çubuğun ağırlık merkezini yerleştir. E türdeş ağırlık merkezi ortasında 1 2 3 4 5 6 bölmeyi ağırlık merkezi tam ortasında şuradadır. E bu çubuğun bir ağırlığı var. Ne kadar ağırlığı? 20 newton. Şimdi 20 tonluk bir ağırlığımız var. E buradan çubuğa bağlı olan bir 10 Nm'lik ağırlığımız var. E burada bir ne var? İp var. İp her zaman ne yapar? Çeker. Allah çektirmesin aşağı doğru. E bir de destek var. E destek ise ne yapacak? Çubuğa etki yapacak. Çubuk işte çubuk desteği etki yapacak. Destek de çubuğa tepki gösterecek. Desteğin tepkisi. Sistem etkeden toplam kuvvetler bunlar. Şimdi sistem dengede ise e denge şartı neydi? Toplam kuvvet sıfır, toplam tork sıfır. O zaman toplam kuvvete bakarsanız çubuğu aşağı doğru çeken ne var? 10 Newton'luk yük var. Artı 20 Newton'luk kendi ağırlığı var. Artı aşağı doğru çeken ne var? İp var. E yukarı doğru bunu dengeleyen kim var? Bunu dengeleyen desteğin tepkisi var. O zaman toplam kuvveti sıfırsa şöyle bir denklem yapabiliriz. E burada kimi bilmiyorum ben? İp germesi ve desteğin tepkisini bilmiyorum. Ancak sistem dengede olduğu için bir de ne olacaktır arkadaşlar? Toplam tork sıfır olacaktır. E o zaman ben ne yapacağım? Tork alacağım. E şimdi tork aldığım zaman dönme noktası nereye göre tork almamız gerekiyor? İstediğin her yere göre tork alabilirsin. Ama biz ne yapacağız? Şimdi iki bilinmeyen var. İpi bilmiyorum. Desteğin tepkisini bilmiyorum. O zaman iki bilinmeyen varsa birini yok etmek için ne yapacağız? Tork noktası olarak ya ipi ya da desteği seçeceğiz. Herhangi birini seçerseniz olur. Mesela dönme noktası olarak desteği seçecek. E desteği seçtiğim zaman desteğin artık bir tork etkisi olacak mıdır? Hayır. Yani artık onunla bir işlemim yok. O zaman şu dönme noktasına göre çubuğun kendi ağırlığı olan 20 ve şuradaki 10 Newton'luk ağırlık ne yapacak? Çubuğu bu yöne doğru döndürmek isteyecek. E ipimiz ise ne yapacak? İpimiz ise çubuğu diğer tarafa doğru döndürmek isteyecek. E dengede olduğuna göre o zaman bu tarafa doğru olan torkla diğer tarafa doğru olan torkla ne olmak zorunda? Eşit döndürme etkileri. Peki tork alıyorum. Ağırlığım 20, dik uzaklığım kaç? 1. O zaman buranın torku ne kadar olacak? 20 çarpı 1 artı. E şuradaki onluk yükün torku ne kadar? Kuvveti olarak 10. E dönme noktasına yani ipe olan uzaklığı şu desteği olan uzaklığı kaç bölme? 1, 2, 3, 4 bölme dik uzaklığımız. Dolayısıyla bunun torku ne olacaktır? Bunun torku 10 çarpı 4 olacaktır. E başka bu tarafa doğru var mı? Yok. Eşit olmalı dengede olması için toplam tork sıfır olması için diğer tarafa doğru döndürmek isteyen. E diğer tarafa döndürmek isteyen kim var? İp. E ipteki t. E çarpı dönme noktasına olan uzaklığı ne kadar ipin? 2 bölme. T çarpı 2. Buradan 60 eşittir 2T dersek T'yi buradan ip germesini kaç olarak buluruz? 30 Newton olarak bulabiliriz. İp germesini bulduk mu? Bulduk. A şıkkı 30 Newton. Peki desteğin tepkisi nasıl bulabilirsiniz? Ha, ne yapabilirsiniz? Atıyorum bu sefer de ipe göre tork alıp ipi yok edip desteğin yani 20 ve onun torku desteğin tepkisinin torkuna eşittir diyebilirsiniz. Ya da yukarıda az önce yazdığımız denklemde kullanabiliriz. Şimdi sistem dengesi toplam kuvveti sıfırsa aşağı doğru ne var? 10 newtonluk ağırlık var. 20 ton çubuğun ağırlığı var. E bir de artık ipi bulduk. İp gelmesine kadar 30. Yani aşağı doğru çeken toplam kaç var arkadaşlar? 60 newton. O zaman toplam kuvveti sıfır olması için yukarı doğru desteğin tepkisinden ne olması gerekiyor? 60 newton olması gerekiyor diyebiliriz. Beşinci sorumuz. <laughs> ağırlığı 20 ton ağırlığı eşit bölmeli nasıl bir çubuk? Türdeş. E, türdeş demek ne demek arkadaşlar? Ağırlık merkezi ortasında 4 bölüm olduğu için ağırlık merkezi burada. Ve ağırlığı ne kadar çubuğun ağırlığı? 20 ton. İp gelmesi ve desteğin tepkisi soruyor. Şimdi ip ne yapar? İp her zaman çeker. İp itemez. Yani ip ne yapacak? Çubuğu yukarı doğru çekecek. E buradaki desteğimiz ise ne yapacak? Destek ise bu cisme tepki kuvveti göstererek desteğin tepkisi yukarı doğru itecek. Ha menteşelenmiş olsaydı arkadaşlar menteşelenmiş bir sistem ne yapabilir? Hem itebilir hem çekebilir her yönde kuvvet uygulabilir. Ama sadece o desteğin üzerine sadece koymuşsa o desteğin sadece tepki kuvveti olacak yani itecektir. Bir kere sistem dengede dengede ise o zaman toplam kuvvet sıfır toplam tork sıfır. Toplam kuvvete bakarsanız çubuğa aşağı doğru etkilen ne var arkadaşlar? 20 kendi ağırlığı var. 5 Newton'da ip var yani yükümüz var aşağı doğru çeken. Eşittir. E yukarı doğru çeken kim var? E desteğin tepkisi var. Artı bir de kim var? ipteki gelme var. O zaman şu desteğin tepkisiyle ip gelmesinin toplamı bir kere ne olmak zorunda? 25. E bulmak istiyorum. E bulmak için ne yapacağım? İkinci denge şartımı yapacağım. Yani ikinci denge şartımda ne der? Toplam tork sıfır. Bu toplam kuvvet sıfırdan bu denklemi kurabilirsin. E toplam tork sıfırdan. E ne yaparsın? İki bilinmeyen var. Destek ve ipi biliyorum. Bir tanesini yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim? O zaman tork noktası olarak orayı alacaksın. İster tork dönme noktası olarak ipi al ister deste al. Amaç bir tanesini yok etmek. Mesela bu sefer değişiklik yapalım. İpi alalım. ip tork noktamız olsun. Şimdi o zaman ipin bir döndürme etkisi var mı? Yok. E bu noktaya göre şu 5 Nm'lik ağırlık ve 20 Nm'lik çubuğun ağırlığı aşağı döndürmek isterken desteğin tepkisi ne yapmak istiyor arkadaşlar? Yukarı döndürmek istiyor. O zaman bunların torku, bunun torku ne işte? E 5 çarpı dönme noktası uzaklığı 1, 5. Artı 20 çarpı 20'nin dönme noktasına uzaklığı 2 bölme 20 çarpı 2. Eşittir. Bunları aşağı döndürmek istiyorum. E desteğin tepkisi çarpı onun dönme noktasına olan uzaklığı kaç bölme arkadaşlar? 3. O zaman buradan 45 eşittir. Desteğin tepkisi çarpı 3 dersek her tarafı 3'e bölersek desteğin tepki kuvvetini buradan kaç bulabiliriz arkadaşlar? 15 olarak buluruz. E desteğin tepkisini bulduk mu? Bulduk. Yani B şıkkını bulmuş olduk 15 olarak. E, i̇pi bulmak için de ne yapabilirsin? Bu sefer desteğe göre tork alıp dönme noktası ipi bulabilirsin. Ya da toplam kuvvete bakarsan aşağı doğru toplam zaten ne kadar kuvvet vardı? 25. E, yukarı doğru da 25 olması lazım. E desteğin tepkisi 15 ise e, 25 olması için geriye ne kaldı? 10. Demek ki ip gelmemizde kaç newtondur? 10 newtondur diyebiliriz. Evet 6. sorumuzda 10 Newton'ların eşit bölmeli nasıl bir çubuk türdeş. Türdeş diyorsa ağırlık merkezi ortasında olacak. Yani 6 bölme olduğu için ağırlık merkezi tam şu noktada dersek. Ağırlığı ne kadarmış? Ağırlığı 10 Newton'muş. E diyor ki 1 ve 2 nolu desteklerin tepki kuvveti. E şimdi destekler ne yapacak? 1. ve destek, 2. ve destek bunlara ne yapacak? Bir tepki kuvveti uygulayacak. Nereye doğru? Yukarı doğru. M1, N2 dersek. Hem bilin 2yi sormuş. Şimdi neyi var? İki bilinmeyenimiz var ve bunları bulmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir tanesini yok edeceğiz. Yok etmek için ne yapacağız? Herhangi birine yani en 1e veya N2'ye göre ne yapacağız? Tork alacağız. Ondan önce toplam kuvvet sıfır dersek çubuğa aşağı doğru etkilen kuvvetler ne var? 30 newtonluk ağırlık burada var. 10 newton kendi ağırlığı var. Orada bu, 10 da burada var. Yani 30 artı 10 artı 10 toplam kuvvet aşağı doğru o kuvvetler. E yukarı doğru olan neye eşit arkadaşlar? M1 artı N2'nin toplam eşit. Bu toplam kuvvet sıfırdır. E toplam tork sıfırdır yaparsak ne yapalım? Herhangi bir desteğe göre tork alalım. Kime göre? İster M1'e göre ister N2'ye. Mesela M1'e göre tork alırsak. M1'e göre tork aldığım için bunu döndürme etkisi nedir? Yoktur. Şuradaki 10 Newtonluk ağırlık ve şuradaki 30 Newtonluk ağırlık çubuğu ne yapacak? Şu yönde saat yönde döndürürken. E buradaki 10 Newtonluk ağırlık ve şuradaki N2 desteği ise ne yapacak? Dönme noktasına göre yani M1 desteğine göre. Çubuğu diğer tarafa döndürmek istiyor. E dengede olduğu için toplam tork 0 olacaksa bunların torku 10 çarpı 1 döndürme etkisi artı. 30 çarpı dönme noktasına uzaklığına kadar 1, 2, 3, 4 bölme. 30 çarpı 4. Eşittir diğer tarafa döndürmek isteyen n2 çarpı 3. 3 tane n2 artı 10 çarpı 1 dersek. Buradan onları sadeleştirirsek her tarafı 3'e böldüğümüz zaman n2'yi kaç buluruz arkadaşlar? n 2 40 olarak buluruz. N2'yi 40 olarak bulduysak toplam kuvvet 0'dara bakarsak aşağı doğru toplam kuvvet çubuğa etkilen kuvvet ne kadar vardı? 50. Yukarı doğru da 50 olacağı için N1'imiz de nedir arkadaşlar? 10'dur. O zaman N1 10'dur. N2 40'tır diyebiliriz. 7. sorumuz. 20 ton ağırlık keşbimle türdeş bir çubuk. Çubuğumuz nasıl yine? Türdeş. Türdeş demek ağırlık merkezinin arasında tam ortasında. Şuradan ağırlığını ne yapalım? Çizelim. Ağırlığı ne kadarmış? 20 olmuş. 20 ton ağırlığı var. E başka bu sistem etkilen ne var? Şuradaki ip gerilmesi var. T ip gerilmemiz var. Nereye doğru? Şu yana doğru. T'miz var. E bu çubuğa etkilen başka ne kuvvet var arkadaşlar? Menteşenin tepki kuvveti var. Yalnız menteşenin tepki kuvvetinin nereye doğru olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye? E çünkü toplam kuvvet sıfır olacaksa aşağı doğru kaç var? 60 var. E yukarı doğru ne var? E yukarı doğru şu t'nin neyi vardır arkadaşlar? Bir düşey bileşini vardır. E bir de şuraya doğru t'nin neyi var? X bileşeni var. E toplam kuvvet sıfırlayacağı için t'nin yataya doğru olan şu x bileşini varsa sola doğru olan. E o zaman menteşenin de sağa doğru onu sıfırlayan bir değeri olması lazım. Aşağı doğru toplam kaç, yukarı doğru T'nin Y bileşenin kaç olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bunun yukarı veya aşağı doğru bir bileşen olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla ben şurada menteşenin tepki kuvvetinin ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman menteşenin tepkisini bilmiyorsam, e bana diyebilmeyen T'yi soruyorsa ben bu menteşenin tepkisini yok etmem lazım. E nasıl yok edeceğim? E tork noktası olarak yani dönme noktası olarak orayı alacağım. E ben burasını dönme noktası olarak seçersem menteşenin tepki kuvveti zaten bu noktadan geçtiği için onun bir tork etkisi yok. Yani onu ne yapmış olduk? İşlem dışına atmış olduk. Peki bu noktaya göre tork alırsak 20'lik ağırlığından dolayı ve 40'tan dolayı ne yapmak istiyor? Aşağı dönmek istiyor. E şimdi bu ipin yatay bileşeni dönme noktasından geçtiği için bunun zaten bir tork etkisi yok. E düşe bileşeni ise ne yapıyor çubuğu? Yukarı döndürmek istiyor. E dengede olduğu için bunların torku bunun torkuna ne olmak zorunda? Eşit. Peki toplam torka bakarsak 20 çarpı 2 ağırlığın torku 40 artı. 40 çarpı dönme noktasına olan uzaklığı ne kadar? E bunun uzaklığı şöyle 1, 2, 3 bölme. 40 çarpı 3'ten 120. Eşittir yukarı döndürmek isteyen t'nin y bileşeni çarpı e, onun dönme noktasına olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Onun uzaklığı da 1, 2, 3, 4 bölme dönme noktasına olan uzaklığı çarpı 4 diyebiliriz. Buradan 160 eşittir 4 tane TY'den o zaman ipin düşey bileşeninin kaç olduğunu söyleyebiliriz. 40 olduğunu bulabiliriz. E ipin düşey bileşeni 40 sa ipin düşey bileşeni zaten açı 53 olduğu için nedir arkadaşlar? T'nin sinüs 53'üdür. E sinüs 53 0,8 demek ki T'nin 0,8'i 40'a eşit olduğuna göre Buradan ip germesini kaç buluruz? 50 newton olarak buluruz. Yani bize sordu ip germesi 50'dir. Ha düşey bileşeni 40, yatay bileşen nedir arkadaşlar? 30'dur. Peki bana menteşen tepkisini sormamış ama sorsaydı ne yapacaktım? E şimdi toplam kuvvet sıfıra girdiğimiz zaman aşağı doğru etkilen kaç var? 60. E yukarı doğru çeken ipin düşey bileşeni kaç? 40. İpin düşey bileşeni 40, aşağı 60, yukarı 60 olması için demek ki menteşenin yukarı doğru ne olması lazım? 1 20'si olması lazım. E ipin sağa doğru çeken bir 30'luk bileşeni var. E bunu dengelemek için toplam kuvvet sıfır olması için buraya doğru da 30 olması lazım. Dolayısıyla menteşenin tepkisi hangi yöne doğrudur? Menteşenin tepkisi şu yöne doğrudur. Ve nedir? 40'a 30, aradaki açı 90. Buradan ne yaparız? ilişkisini bularak buluruz. Ama işte başlangıçta menteşenin tepkisini bilmediğim için, ipi de bilmediğim için, e bana ipi sorduğu için, onu yok etmek için ne yapıyoruz? Tork noktası yani dönme noktası olarak menteşeyi alıyoruz ki o kuvvetle ne yapalım? Kurtulalım. 8. sorumuz yine ne demiş? Ağırlığı 40 Newton eşit bölmede türdeş bir çubuk. Türdeş ağırlık merkezi tam ortasında. 6 bölme olduğu için tam şu ortadan ekleyelim. Ağırlığı ne kadar? 40 Newton. Bana neyi soruyor? ip gelmesi. Peki çubuğa etkilen kuvvetler ne var? Kendi ağırlığı var. 10 Newton var. ip var. E bir de burada ne var? Menteşe var. Menteşenin tepkisinin yönünü biliyor muyum yine? Bilmiyorum. E o zaman bana ipi sorduğu için menteşeyi yok etmek için ne yapacağım? Ben tork noktası olarak menteşeyi alacağım. E buradaki ipin neyi var? Buradaki ipin arkadaşlar bir düşey bileşeni var, bir de şöyle neyi var? Yatay bileşeni var. T'nin bir y bileşeni var. T'nin bir de x bileşeni var. Şu açımız iş tersten kaç derece? 37. Yani T'nin y bileşeni neye eşit? İ, T çarpı sinüs 37 eşit. Peki ben bu noktaya göre tork alırsam, sonuçta şuradaki x bileşen uzantısı nereden geçiyor dönme noktasından. Yani şu x bileşen bir tork etkisi var mı yok? E, çubuğun ağırlığı ve ucuna astığım 10 Newton'luk ağırlık çubuğu aşağı doğru döndürmek isterken ipin düşe bileşeni ne yapmak istiyor? Yukarı döndürmek istiyor. E, sistem dengede olduğu için bunların torku bunun torku ne işte olacak? E, ağırlığın torku 40 çarpı 3 dönme noktasına olan uzaklığı artı aynı yöne döndürmek istiyor. 10 çarpı 6 eşit olmalı neye? T'nin y bileşeni çarpı 4. Buradan 120 artı 60 eşittir 4 tane ty dersek, buradan 180 eşittir 4 tane t'nin y bileşeni, buradan t'nin y bileşeni kaç buluruz arkadaşlar? 180 bölü 4'ten 45 olarak buluruz. E t'nin y bileşeni 45 ise bana y bileşeni değil ip gelmesini soruyor. E, o y bileşeni dediğimiz t'nin neydi? Sinüs 37'siydi. E, Sinüs 37'de neye eşit? 0.6 ya. yani bundan ne olarak yazabiliriz? 3 bölü 5 olarak yazabilirim. Eşittir 45 dersem. 3 ile 45 sadece 15 kalırsa 5 ile çarparsam o zaman ip gelmesini buradan kaç bulurum arkadaşlar? 75 Newton olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani bana sorduğu ip gelmesine kadardır? 75 Newton'dur. 9. sorumuz. <laughs> Ağırlığı 68 Newton olan yine nasıl bir çubuk? Türdeş. E türdeş demek ağırlık merkezi nerede? Ortasında. Ağırlığı ne kadar? Şöyle aşağı doğru uzatayım. Ağırlığı 68 Newton. E başka çuba etkilen ne var? İp gelmesi var. İp ne yapıyor her zaman? Çekiyor. Nereye doğru çekiyor? Bu ip buraya doğru çekiyor. Ne ile çekiyor? İşte T ile çekiyor. Peki dikkat ederseniz bu iple bu ip aynı ip mi? E ip değişmediği müddetçe gerilmeler ne yapmaz? Değişmez. Yani bu ip gelmesi T ise aynı ip olduğu için buraya da ne diyebilirsiniz? T diyebilirsiniz. Başka çuba etkilen ne var? Şu menteşe var. Menteşenin de tepkisi olacak. Peki menteşenin tepkisinin hangi yönde olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. E, o, dolayısıyla bana T'yi sorduğu için menteşen o bilmediğim menteşen tepkisini yok edeceğim. Yok etmek için ne yapacağım? Tork noktası yani dönme noktası olarak Menteşe'yi alacağım ki menteşen tepkisini işleme ne yapmayayım? Katmayayım. Şimdi 68 çubuğu aşağı döndürmek istiyor. Şuradaki T ve şuradaki T yukarı döndürmek istiyor. Yalnız bu T'ler dik mi? Değil. Sonuçta tork alırken ne yapıyoruz? Kuvvet çarpı dönme noktası olan dik uzaklığı alacağız. E dik olmadığı için ben bu ipkenmenin T demeyeyim de ne diyeyim? 5T diyeyim. Yani soru bana neyi sormuş olsun? 5T'yi sormuş olsun. Niye 5 t dedim? E bileşenler ayırmam kolay olsun diye. Sonuçta 37 53 görünce ben ne diyorum? Demek ki bu 3 4 5'tir. Yani bu ipin neyi vardır? Bir düşey bileşeni vardır, bir yatayı vardır. Şu ipin de yine bir düşeyi vardır, bir yatayı vardır. Sonuçta ama yatay bileşenler ne yapıyor? Yatay bileşenler uzatınca bu yatay bileşenler dönme noktasından geçiyor. Yani bir tork etkisi var mı? Yok. O zaman sadece düşey bileşenlerine bakacağım. Açı 37 olduğu için o zaman bunun düşey bileşeni kaç t'dir arkadaşlar? 3 t. Yatay bileşeni 4 t ama o önemli değil onun tork etkisi yoktu. Bunun da düşey bileşeni 4T, yatay 3T ama yatayında zaten tork etkisi yoktu. Şimdi menteşe göre tork alırsam ne olacak? 68 çarpı dönme noktasının olan uzaklığı 3. Eşittir. İpin düşey bileşeni olan 4T çarpı dönme noktası uzaklığı kaç? 4. 4T çarpı 4. Artı. Bu ipin düşey bileşeni sonuçta çubuğa dik. 3T çarpı dik uzaklığı kaç? 6 bölme. 3T çarpı 6. Ya da şöyle 3T çarpı 6 şeklinde yazalım. 68 çarpı 3 buradan ne yapar? 16T burası yapar. Artı 18T de burası yapacaktır. O zaman 68 çarpı 3 eşittir. 16 ile 18'i toplarsak arkadaşlar ne olacaktır? 6, 8 daha 4, e, 34T. Her tarafı 34'e bölersem 68, 34'e bölersem 2 çıkar. Ben buradan T'yi ne bulurum? 6 Newton olarak bulurum. Yalnız dikkat edin ben T'yi buldum. İp gelmesine ben ne demiştim? 5T demiştim. Yani soru bana ip gelmesin yani 5T'yi soruyor. Dolayısıyla bizim ip gerilmemiz ne olacak? 5T dediğim için T'mizde 6 olduğu için 6 kere 5, 30 Nm'dir diyebiliriz. 10. soru. 10 Nm ağırlık eşit türdeş çubuk. Çubuğumuz türdeş diyorsa oradan hemen soruyu kesin okumayı hemen bir ağırlığını yerleştirin. Sonuçta ne yapıyorsun? Sonradan ağırlığı yerleştirmeyi unutabiliyorsunuz. Türdeş olduğu için ağırlık merkezi tam ortasında 6 bölüm olduğu için ağırlığı da ne kadar? 10 newton. Üzerinde 13 Newton ağırlığında bir cisim var. iple bağlanmış. Bir de menteşi var. Peki çubuğa etkeden kuvvetler ne var? E buradaki x cisminin neyi var arkadaşlar? Aşağı doğru bir ağırlığı var. E şuradan çeken bir ne var? İp gerilmesi var çubuğa etki eden. E bir de ne var çubuğa etki Şuradaki menteşenin tepkisi var. Hangi yöne doğru bilmiyorum. Sonuçta yani, toplam kuvveti sıfırlayacak şekilde yatay da olabilir. Hani sonuçta menteşeye bağlamışsa menteşe ve çubuğa her yönde kuvvet uygulayabilir. Ama ben menteşenin tepkisini bilmiyorum ve soru bana bunu sormadığı için ne yapıyor? Tork noktası olarak bunu alacağım. Yalnız burada dikkat edeceğiniz olay nedir arkadaşlar? Şudur. Mesela şöyle bir düşünce yapalım. Diyelim ki bir burada siz varsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Baskülün üzerine çıktınız. Baskülün üzerine çıktığınız zaman baskül ne yapacak? Onun ağırlığınızı gösterecek. E tavana da bağlı olan şöyle bir ip var. E siz tuttunuz elinizle o ipi ne yaptınız çektiniz. O ipi çektiğiniz zaman baskülün gösterdiği değer ne yapacaktır arkadaşlar? Giderek azalacaktır. Hatta çok çekersiniz bütün vücudunuzu ağırlığınızı çekersiniz. basküle hiçbir ağırlığınız bilmeyecektir. Yani buradaki hikaye ne şu. Bu ip germesi T ise aynı ip olduğu için buradaki germe nedir? T'dir. E ip ne yapar her zaman çeker. Yani 13 Newton ağırlığındaki cismin aslında bir kısmını ip tarafından çekiliyor. Yani çubuğa etkeden kuvvet ağırlığının tamamı değil. O zaman ne yapabilirsiniz? O zaman bu çubuğa etkeden kuvveti 13 Newton ağırlık eksi T olarak alabilirsiniz. Sonuçta o ip ne yapıyor? 13 Newton birazını çektiği için çubuğa tamamı bilmiyor. E şimdi şuraya göre tork alacağım. Şimdi ağırlığın 13 Newton ağırlığın tabi ne kadar biniyorsa artık eksi t kadar çuva biniyor. E bir de 10 Newton'un kendi ağırlığı var. E şuradan da çeken kim var çubuğa etkiden? İp gerilmesi var. E dengi olduğu için toplam tork 0 olacak. Buradan tork alırsam 13 eksi t çarpı dönme noktasının uzaklığı 2. 2 çarpı 13 eksi t artı 10 çarpı 3 eşittir. E şimdi bu ipin torkunu alacağım da bu dönme noktasına dik değil tork sonuçta kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman ben ne yapacağım kuvveti? Şurada bileşen alacağım. Bu ipin bir düşey bileşeni var. Bir deneyi var yatay. Ha yatay önemli değil. O dönme noktasına geçiyor. E düşey deneyi t'nin sinüs 37'si. Yani t çarpı sinüs 37. Sinüs 37'yi 0,6 alırsam 0,6 t. O zaman 0 t çarpı e o artık dik olduğu için dik uzakla 1 2 3 4 5 6 bölme çarpı 6. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 26 2 t artı 30 eşittir neye? 6 kere 6, 36'dan 3.6 t. Şu eksi 2 t eşittiğini öbür tarafına artı olarak atarsak ne olacaktır? 5.6 t eşittir 56. O zaman her nokta tarafı 5.6'ya bölersek t'mizi buradan kaç bulacağız arkadaşlar? 10 Newton olarak bulabiliriz. 11. sorumuz. 10 Newton anda keşif türdeş çubuk. Çubuğumuz nasıl çubuk? Türdeş. Türdeş demek ne demek? Ağırlık merkezi ortasında. Ağırlığı nereye doğru? Yer çekiminden dolayı şöyle aşağı doğru ağırlığı 10 Newton ağırlığı var. Peki bu çubuğa etkilen kuvvetler ne var? E şuradan çeken bir 20 Newton var. E buradan etkilen ağırlığı var. Şurada F1 kuvveti var. Şurada da menteşen tepkisi var. Menteşen tepkisinin yönünü biliyor muyum? Bilmiyorum. O bilmediğimi yok etmek için ne yapacağım? Buraya göre tork alacağım. Yani dönme noktası olarak menteşeyi seçeceğim. Şimdi burada açı değeri vermemiş de şöyle düşünün. Şimdi ben bu açıya alfa dersem z'den yani paralellikten iç dersem burası da alfa. Burası da alfa. Şu çubuğu uzatırsam şurası da yöndeş açı olduğu için şu açıda ne olacaktır? Alfa. O zaman sistem ise ne diyeceğim ben? 20'lik ağırlık ve kendi ağırlığı aşağı döndürmek isterken e buradaki T1 ise bunu ne yapmak istiyor? Yukarı döndürmek istiyor. E dengede olduğu için bunların torku, bunun torku ne işte olmalı? Toplam tork sıfır olacak. Şimdi tork alacağım da tork alırken ne yapacağım? E kuvvet çarpı dik uzaklık diyeceğim ama kuvvetler dik değil. Dolayısıyla ben buradaki 20'lik ağırlığı ne yapacağım? Bileşenler ayıracağım. Ne Neyi var? Bir yatay bileşeni var diyeceğim. Bir de düşeyi var diyeceğim. E bu onun da bir yatayı var bir düşeyi var diyeceğim. E F de değil. E onun da yatayı var. Onun da düşeyi var diyeceğim. E bana dik olan şu düşey bileşenler lazım. Dikkat ederseniz düşey bileşen bulmak için ne yapacağız? Bu 20'nin sinüs alfasını alacağız. Yani burası ne olacak? 20 çarpı sinüs alfa. E buradaki onun sinüs alfasını alacağım. E buradaki f'in de yine aynı şekilde ne yapacağım? Sinüs alfasını alacağım. Artık hepsi dik mi dik? E tor kalırsam 20 sinüs alfa çarpı 1, 20 çarpı sinüs alfa çarpı 1 artı 10 sinüs alfa çarpı dönme noktası uzaklığı kaç? 2, 10 çarpı sinüs alfa çarpı 2 eşit olmalı. E f çarpı sinüs alfa çarpı 1 2 3 4. Burada dikkat edeceğimiz olay ne? Sinüs alfa, sinüs alfa, sinüs alfa ne yapacak? Sadeleşecek. Yani 20 artı 20 eşittir neye? 4 tane F1'e. F1'imiz buradan ne çıkacaktır? 40 bölü 4'ten 10. Burada demek istediğimiz olay ne? Şu. Şimdi arkadaşlar sistemlerdeki bütün kuvvetler birbirine paralelse yani nasıl şöyle düşünün. Şimdi bu kuvvetimiz bu doğrultuda düşey doğrultuda. Bu kuvvetimiz düşey doğrultuda. F'imiz de o da düşey doğrultuda. Yani hepsi çubukla ne yapıyor aslında? Hepsi çubukla aynı alfa 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 açısını yapıyor. Dolayısıyla bileşenler ayırdığım zaman hepsinde sinüs alfalar olacak ve sinüs alfalar birbirini götüreceği için sistemdeki bütün kuvvetler birbirine paralelse tork alırken açıyı almanıza gerek yok. Sonuçta toplam torku sıfırlayacağım için hepsi birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Yani burada o yüzden açıyı ne yapmamış vermiş. Yani buraya ister 37 dersin, ister 53 desin, ister 45 desin. Ne derse desin. Sonuçta paralel kuvvet olduğu için o açının bir önemi olacak mı? Olmayacak. F2 bulacağız. Nasıl bulacağız? Yine türdeş çubuğumuzun ağırlığını unutmayalım. Nerede? Tam ortada. Kaç Newton? 10. E şimdi bakıyorum ağırlık nerede? Düşey doğrultuda yer düzleminde. E, buradaki 20 Newton yer dolayı aşağı doğru. Da. F2 o da düşey doğrultuda. Yani hepsi birbirine nasıl? Paralel. Hepsi ne yapıyor? Aynı açı yapıyor. Dolayısıyla açı ile işim var mı? Yok. Yani sanki buradaki kuvvetler çubuğa dikmiş gibi düşünebilirsin. E ne yapacaksın? Tork nereye göre? E, dönme noktası olan menteşe. Çünkü menteşenin tepkisini yok etmek istiyorum. E buradaki 20 ve 10 Newton aşağı döndürmek isterken F2 onları yukarı döndürmek istiyor. E dengede ise bunların torku F2'nin torkuna eşit işte olacak. E tork alıyorum. 10 çarpı kaç? 2. Dik mi? E hayır dik değil ama sonuçta paralel olduğu için açıyı almama gerek yok. Sanki dikmiş gibi düşünebilirim. Artı 20 çarpı 3 eşittir. F2 çarpı 4. 4 tane F2. Buradan 60 artı 20 80 eşittir 4 tane F2 dersek her tarafı 4'e bölersek F2 kuvvetinde kaç Newton olarak bulacağız? 20 Newton. Yani bu soruda bizim dikkat edeceğimiz olay nedir arkadaşlar? sistemdeki bütün kuvvetler birbirine paralelse veya sistemdeki bütün kuvvetler o çubukla aynı açıyı yapıyorlarsa sonuçta çubukla yaptıkları açılar aynıysa e, tork alırken açıya gerek yoktur. Yani paralel kuvvetlerde açının bir önemi yoktur. Açı işimiz yok. Bu açı isterse 37 ister 53 ister 45 olsun. Hepsi aynı açı yaptığı için dolayısıyla açıyla uğraşmayacağız. Evet arkadaşlar kalan sorularımızı bir sonraki derste devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.